Evet, kendi evimizde kazanmak istiyorduk ve özellikle yapı itibariyle sezon başı olması münasebetiyle eksik kadromuza rağmen hem rakibimizi analiz yaparak bir nevi santranç gibi hamleler yaparak oyunu kendi lehimize çevirmeye çalıştık. Futbolcularım da gayet rakibe karşı belki %60 onların %40'ı bizdeydi ama pozisyon alması, takım hüviyetine bürünmesi ve ondan sonraki final pasındaki hamleleriyle pozisyona da girdik, golümüzü de atabilirdik. İyi bir takıma karşı en azından takım hüviyetinde özellikle taktiksel olarak duran toplarda golü bulma yolunu bulabilirdik. Ama gene de berabere bitti. Sonucunda her puanın çok önemi var. Futbolcularımız çalışmaya, gelişmeye ve bu sürecin içerisinde Rizespor'un benim arzuladığım, istekli, agresif ve pozisyon üreten takıma dönüşeceğiz. Taraftardan tek ricamız sabır. Bakın arkadaşlar, sabırın özellikle söylememin sebebi şu. Geçen seneden 19-20 futbolcu kardeşimiz bu takımdan ayrıldı. Ve bir ay sonraki yeni gelen bir yönetim var ve o arada sözleşmeleri bittiği için ayrıldı. Bununla beraber diğer taraftan da bazı futbolcularımız da gitmek istedi. Sonrasında tabii ki takımda kaldı. Biz geç birçok transfere başlamış olduk. Birçok transferde problemler yaşadık. O yüzden de tam anlamıyla takım hüviyetine olmamasına rağmen biz gayet iyiyiz. O yüzden biraz sabır, o yüzden biraz daha destek. Belki de tarihte hiçbir şekilde olmayan bir sürecin ilk iki haftasını yaşadık. Ama buna rağmen gayet ben takımımdan memnunum. Çocuklar zamanla daha iyi olacaktır. Milli maç arasında yeni gelecek takviyeler ve şu andaki elimdeki kadro ile birlikte sakatların da geçtiği bir ortamda çok daha iyi bir Rizespor'u hep beraber izleyeceğiz inşallah. Taraftar tabii ki bizim baş tacımız. Yani onlar da istiyor işte Ördoğan falan. Bizim çok çalışıyoruz aslında. Yani bu kadar kolay değil. Yani öyle bir süreçler var ki anlatılmayacak birçok süreçler var. Dolayısıyla da yakın süreçte o transfer yapılacaktır. Merak etmeyin. Her türlü hem de neler yapıldığını biliyorum. Ben yönetime zaten ilettim. Biri defans olmak üzere, iki kenar, biri de forvet olmak üzere. Dört tane mevkide eksiğimiz var. Ve bu dört mevkinin eksikliği yakın süreç içerisinde tamamlanacağını arzu ediyorum. Görüşmelerde belli bir noktalara kadar geldik. Ama bugün, ama yarın, ama bir hafta içinde biter. Allah'ın izniyle taraftar da mutlu olur. Şimdi 540 gün. Çok uzun bir yıl. Uzun bir süreç. İdmanlardaki tabii ki performansından ister istemez korkusu var. Sakatlıkla ilgili korkusu var. Birçok konularda yapması gereken hareketleri de bazen yapamıyor ama bugün itibariyle mecburen ona şans vermeye ve o şansla birlikte de o da kendini bulmaya ve onunla birlikte yol yürümeye çalışıyoruz. Dolayısıyla hayırlı olsun. Allah bir daha sakatlık yaşamasın. 540 gün dediğin çok uzun bir süreçtir. Ben futbol hayatımda bir kere ayağım kırıldı. Yaklaşık 6,5-7 ay oynamadım. Sonrakinin dönüşünü Allah yine yani baş başa kalıyorsun. O psikolojim bozuldu ki biz Umar'a özel bireysel antrenör de verdik. Fizyoterapist de verdik. Aynı zamanda mentor de verdik. Bakalım çalışıyor. Eğer bizle birlikte kalmaya, bizle birlikte devam etmeye çalışırsa, isterse bizle çalışmazsa bakarız. Şimdi Tyler Boyd tabii bir sakatlık geçirmiş 3 hafta öncesinde. Yani yaklaşık 2,5 haftadır idmansızdı. Sağlık tedavi yönünde antrenman yaptı. Son 3 gündür idmanlara çıktı. Çıkıyordu. Biz 4. günü transferini yaptık ve dün bittiği için transfer, yani bugün getirelim, direkt takımı tanımadığı bir takımda sakatlıktan çıkmış, son durumunu görmediğimiz bir oyuncuyu oynatmayız. Dolayısıyla Tyler Boyd şimdi artık bundan sonra bizdedir. Çok büyük katkı yapacağına inanıyorum. Çok da kaliteli, iyi bir futbolcu aldık. O yüzden yönetime teşekkür ediyorum. Onların arasında Türk de var, yabancı da var. Zaten şu an itibariyle 2 tane yabancı hak kontenjanımız var. Öncelikle o 2 kontenjana bakacağız. Takımdan ayrılmak isteyen 2 tane daha yabancı var. Onlarla da görüşmelere bakacağız. Ondan sonraki sakatımız işte Bodin'le, Remy'di. Bunların da iyileşmesi için gerekli duayı yapacağız. Hocam zaten konusunda birkaç cümle sorduğunuzu bilmiyorum. Onun taraf yönetiminin bileceği, şu anda hiç konusuyla ilgili hiç bilgim yok. Teşekkür ederim. Tamam. Hadi Allah'a emanet olun.